Oğuz Kağan Türk tarihinin başlangıcı kabul edilir. Oğuz Kağan destanının pek çok farklı varyantı vardır. Hepsi de metana işaret eder. Ya tüm destanlar yanlış yorumlanmışsa? Tarihçilerin geneli Oğuz Kağan Destanı'nın Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın hayatını anlattığı konusunda fikir birliği yapıyorlar. Mete Han'ın doğumundan itibaren bütün hayatını mitolojik ve doğaüstü olaylarla süsleyerek anlatıldığına inanılıyor. Yakın tarih boyunca bu konuda derlenmiş pek çok esere ulaşabilirsiniz. İşin aslı şu ki Oğuz Kağan'ın Mete Han'la uzaktan yakından bir alakası yoktur. Bu bağlantı Paris el yazmaları ve Rıza Nur'un Oğuznamesi'ne dayanır. Videoyu izleyen tarihçilerden anlattıklarımdan sonra eminim bana hak vereceklerdir. Küt TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumundaki yerinizi aldıysanız, Türk tarihinin başlangıcı diyebileceğimiz Oğuz Kağan hakkında gözden kaçan detayları ve pek de bilinmeyen bazı belgeleri sizlerle paylaşacağım. Oğuz Kağan destanına zaman içerisinde pek çok ekleme yapılarak destan süslenmiş, öte yandan niteliğinden de oldukça saptırılmıştır. Öyle ki üç tarihi derleme birbirini tutmamaktadır. Paris yazmalarındaki destanda şöyle bir ibare var. İslamiyet'ten önceki Oğuz Kağan destanı, Ay Kağan'ın güzel bir oğlu oldu. İlk sütü emdikten sonra konuştu. Çiğ et yedi, çorba ve şarap istedi. 40 günde büyüyüp gelişti. Oysa Türkler şarap değil, kımız tüketirdi. Basit gelse de tarıdan şarap yapılıp bunun kımızla karıştırılmasıyla elde edilen ve tarasun adı verilen bir içkileri vardı. Yani düz şarap Türkler için ham ve tüketilmezdi. Üç büyük destan derlemesinden en makul olan olarak kabul göreni Cemiyüt Tevarih'teki Farsça Oğuz destanı ise Oğuz'un Hazreti Nuh'un oğlu Hazreti Yafes'in torunu olduğunu anlatır. Bu destanda da şöyle bir ince ayrıntı var. Yafes, Türklerin deyişine göre Olcay Han diye lakap alır. O göçebe olarak yaşıyordu. Yaylak ve kışlağı Türkistan'da olup yaz aylarını İpenç şehri kıyılarındaki Ortak ve Kürtak'ta, kışları da aynı yörelerdeki Karakurum diye meşhur olan Karakum'daki Borsuk adlı yerde geçiriyordu. Burada iki şehir vardı. Birisi Talas, diğeri ise Sarı Kayram ki bu son şehrin çok büyük 40 kapısı vardır. Fakat Mete Han döneminde bahse konu bölgelerde bu denli gösterişli ve büyük şehirlerin olduğuna hiçbir kaynakta rastlanamamıştır. Öte yandan Türk boyları Oğuz Kağan'a dayanmaktadır. Fakat Mete döneminde Çin kaynaklarından da sağlanmasını yapabileceğimiz şekliyle zaten Türk boyları hali hazırda oluşmuş durumdaydı. Yani bu boylar destanda anlatıldığının aksine Mete'den türememişti. Burada konuyu daha iyi anlayabilmemiz için Türklerde devletçilik anlayışını kısa bir parantez açmak istiyorum. Avrupalı tarihçilerin tamamı günümüz belgesellerinde de izlerseniz görebilirsiniz Türk adını dahi zikretmeksizin Asyalı barbar göçebeler tanımını kullanır. Çinlileri şehir kurdukları için medeni görürler ve Çin yapıtlarını övünerek anlatırlar. O dönem her bir ulusun kendine göre bir hayatta kalma stratejisi vardı. Kimileri kendilerini büyük surlar ardında daha güvende hissediyordu. Türkler küçük kavimler halinde yaşadıkları için sayıca azlardı. Bu sebeple de tüm hayatta kalma stratejilerini savaş üzerine kurmuşlardı. Besin kaynakları sürülerdi ki koyunları bile hızlı hareket edebilen cinslerden seçerlerdi. Gelir kaynakları ise yağmaydı. Türkler için şehir olarak adlandırılan yerlerde yerleşik yapıları olmayıp sökülüp takılabilir çadırlar vardı. Türk stratejisi uyarınca şehirler yağmalanabilir ve güvensizdi. Dönemin teknolojisiyle yıllarca kaynak ve para harcayıp düşman tarafından yağmalanabilen, ele geçirilen bir yer inşa etmek aptalcaydı. Öte yandan sürülerin beslenmesi için de geniş meralara ihtiyaç duyuluyordu. Elbette şehirleşmenin avantajları da vardı. Örneğin eğitim ve büyük silah atölyeleri, ticaret. Eski Türkler bu açıklıkların farkındaydı. Bu bağlamda çocuklar şamanlar tarafından sınıflara ayrılarak gündelik olarak öğretim görürlerdi. Ve her çocuk bu eğitimi görmeye mecburdu. Ki bu devirde yerleşik Çin nüfusunun sadece %2'si eğitim alabiliyordu.
Buradan hareketle sosyal hayatta çok fazla eksiklikleri olmasına rağmen Türklerin kurdukları devletlerin ismen merkezleri olsa da fiiliyatta bir şiirleşmeden bahsedilemez. Avrupalı kimi tarihçilerin Orta Asya Türk devletlerine karavan devlet demeleri bu noktada yerinde bir tabir olacaktır. Bu arada dünyanın en ünlü gerillalarından Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara Orta Asya Türkleri için gerilla savaşının mucitleri tanımını kullanmıştır. Kendi yazdığı Gerilla Savaşı isimli kitapta da Meta'nın askeri doktrininin bir varyasyonunu kullanmaktadır. Konumuza dönecek olursak hemen her destanda hükümdar olarak bahsedilen Oğuz Kağan bu sebeple de Mete ile özdeşleştirilmektedir. Ancak Mete daha merkeziyetçi bir konumda bulunduğundan Oğuz Kağan'ın yaptığı onca yolculuğu yapma şansı yoktu. O halde Oğuz Kağan'ın kendi dönemine göre daha az baskı altında bir Türk topluluğunun hükümdarı olabileceği tabidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde devletin geniş coğrafyasından pek nadide eser ve kaynaklar toparlanmış ve iyi şekilde korunmuşlardır. Ancak Osmanlılar Türk tarihinden ziyade İslam tarihine daha meraklıydı. Birkaç yüzyıl sonra devletin son dönemlerinde ulusalcılık akımlarının yükselmeye başlaması, Cumhuriyet'le birlikte zirve yapmış ve Türk tarihi konusunda çeşitli araştırmalar başlamıştır. 1942 yılında basılan 116 nolu Çınaraltı dergisinde ki derginin orijinalleri bende mevcuttur, Hüseyin Nami Orhon yaptığı yoğun araştırmalar sonucu 13. yüzyılda yaşamış İskendername'nin yazarı Ahmedi'nin konuyu araştırarak bir Oğuzname kaleme almış fakat ömrü vefat etmediği için tamamlayamamıştır. Ahmedi'nin Oğuznamesini yazmak için vasilerini Orta Asya'dan Çin'e kadar yollayarak yıllar süren bir hazırlık çalışması da yapmıştır. Bu esere göre Bilge Kağan yahut Oğuz Kağan kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Hazreti Zulkarneyn'dir. Vedası Göktanrı inancı o dönemdeki hak dindir. Şimdi bu konuya Türklerin bilinen en eski yazısı olan Orhun yazıtlarından okuyalım. Gittiğim yerlerde güneşin kavurduğu, güneşin battığı son millete gittim. Onların arasında hüküm verdim. Sonra dünyanın öbür ucuna güneşin doğduğu yere vardım. Orada bulunduğum milleti boyunduruğum altına aldım. Birbirleriyle olan çekişmelerine son verdim. Ordumla Tengri buyruğu olarak adalet getirdim. Tengri buyruğu olarak bunları yaptım. Buraya kadar anlattıklarım asıl anlatacağım konuya hazırlık için ön bilgilerdi. Kehf suresi 85. ayet ile başlayalım. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz ey Zülkarneyn onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etmek yolunu seçeceksin dedik. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğarken buldu ki onlar için güneşe karşı bir örgü yapmamıştık. Kehf suresi incelenirse açıkça Bilge Kağan'ın anlattıklarının birebir aynısı olduğu Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu konunun aslının nakledildiği görülecektir. Bilge Kağan kitabelerinde şöyle devam etmektedir. Rahat hayata, zenginliğe, Çin'in ipeğine kanma. Milletime altını beyaz gümüşü kazandırdım. Hükmettiğim milletlere hakem olup madenler erittim. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn aleyhisselamdan bahsedilirken Zülkarneyn'in Allah'ın emriyle bir ordu kurduğu, güneşin doğduğu yere bir yol tuttuğu, yine güneşin battığı yere dünyanın öbür ucuna bir yol tutup gittiği, Allah'ın ona bu kavimler üzerinde ister adalet ile hükmet ister azap et yetkisini verdiği açık açık belirtilmektedir. Yine Zülkarneyn kıssasında Yecüc ve Mecüc isminde bozgunculuk yapan kavimden bahsedilmekte, bu bozguncuları Zülkarneyn'in madenleri eriterek set çekerek engellediği anlatılmaktadır. Zülkarneyn aleyhisselamın özelliklerine baktığımızda büyük bir orduya sahip olması, kendisinin büyük bir komutan olması, ordusuyla tüm dünyayı gezmesi ve Allah'ın emriyle gittiği her yere iyilik, adalet, ayrıca Allah bilgisi ve töre götürmesidir. Özelliklere lütfen dikkat buyurun. Kudretli bir komutan, büyük bir ordu ve tüm dünyayı gezmesi. Özelliklere devam edecek olursak güneşin en doğduğu ve en battığı yere ve kuzey ve güneyin uçlarına kadar gitmesi. Ve aynı zamanda Allah'ın buyruğu ile gittiği yerlerdeki kavimlere adalet ve iyilik götürmesi. Evet, Kur'an'da anlatılan Zülkarneyn, Orhun yazıtlarında bahsedilen Oğuz Kağan'la aynı kişidir. Elbette, en doğrusunu Allah bilir. Umarım bu videoda Oğuz Kağan destanında bakışınızı bir nebze olsun katkıda bulunabilmişimdir. Gelecek videoda görüşünceye kadar, hoşça kalın araştırın insanlar.